Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yugos'un AM7 cihazını inceleyeceğiz. Kutu açılımı falan yapmadım. Bu bir abonemden geldi bana incelemem için. Sağ tarafına baktığımızda üç tane USB 3.0 görüyoruz. Bir adet optik ses çıkışı görüyoruz. Bir de out portu görüyoruz. Diğer tarafında bir adet açma kapama tuşu ve iki adet anten girişleri var. Antenleri var. Ben takmamıştım. Arka tarafında ise adaptör girişi, USB-C portu, USB 2 portu, Ethernet, Gigabit Ethernet ve HDMI girişi mevcut. Bunları size fotoğrafla göstermek istedim. Kutu açılımıyla, daha doğrusu kutu açılımı yapmadım çünkü dediğim gibi bir abonemden geldi. Cihazımız şu an bağlı. Bu arada Slimbox ile ATV ROM yükleyebiliyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi bakalım önce... ayıda 64'ten başlayalım. Cihazımız S905 4 işlemciliği yani 2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci, 4 GB RAM'imiz ve 32 GB depolamamız var. Mali G31 grafik yongamız, Wi-Fi 6'mız var, Gigabit Ethernet'imiz var dediğim gibi. Diğer infomuza baktığımızda cihazın zaten görüntüsünden sertifikası olduğunu anlıyorsunuz. L3 yani sertifikası var da L3 sertifikası var. Sesli komutumuz var, Bluetooth kumandamız var. Şöyle göstereyim. Bluetooth kumandada mouse modu da var. AirMouse gayet güzel çalışıyor. Sesli komut özelliği var. Ekran yansıtma var. Ha, normalde bu launcher yok, ben kendim yükledim bunu test etmek için. Bluetooth kumandasını çok beğenmedim. Yani ben her zaman olduğu gibi Nordica kullanıyorum. İnternet hız testi yapalım. Bu arada arka planda açılan uygulamaları home tuşuna iki kere basarak görebiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Zaten alt bar var, üst bar var. Bu arada Fast.com'da sıkıntı var. O yüzden hem tarayıcı testi yapalım hem internet testini bir arada yapalım. Şimdi fast.com'a giriyorum. Benim internetim 1 gigabit. Wi-Fi 6 ile 250 megabiti görüyoruz. Gayet başarılı. Bir de web siteme gidelim. Web sitemde gayet hızlı bir şekilde açılıyor. 200 görmüş bu arada. 250 de web sitemde gayet hızlı açılıyor. Yugos çok stabil cihazdır. Yugos cihazlar ve sağlam cihazlardır. Yani sıralama yap derseniz lisans cihazlarda Yugos birinci sırada ikinci sırada Beelink yer alır. Benim için üçüncü sırada da Mikul'un cihazları yer alır. Chrome'a baktık. Ekran yansıtma var dedim. Sesli arama, sesli komut var dedim. AirScreen ve Miracast kullanabilirsiniz. Telefondan kumanda var mı ona bakalım diye. Google TV uygulamasını açıyorum. Normalde bunun kendi bir uygulaması var. Yugos'un remote uygulaması. Onunla kontrol edebiliyorsunuz. Google TV'de de çıkıyor mu diye baktım ama çıkmıyor. Yugos remote server'dan buradan QR okutarak kumanda uygulamasını indirebilirsiniz. Kendi uygulamasından bir video testi yapalım. USB 3 portuna USB bellek bağladım. Bu uygulama galiba video değil. internet televizyonu farklı bir player bakayım. Var mı cihazda? Ama bu player var. Yeni birim diyelim. Jellyfish 180 megabit açalım. Gayet stabil gördüğünüz gibi. Jellyfish 400 megabit. Zorlanıyor ama diğer önce incelediğimiz cihazların hepsine göre daha iyi. Real 4K. Bu da gayet başarılı. Gamepad bağladım. T28 biliyorsunuz benim kullandığım gamepad. Oyun deneyelim. Play Store mobil Play Store olduğu için her oyunu yükleyebilirsiniz. Fakat Mesela bu oyunda joystick desteği yok. Dokunmatik ekrana göre tasarlanmış. Bunun için Ekrana basarak oynayabiliyorsunuz. Yani mouse modunda oynayabiliyorsunuz sadece. Bunun içinde uygulama vardı ben daha önce tanıtmıştım fakat. Şu an ismini hatırlayamadım. Panda Gamepad'di galiba. Onunla ayarlayıp oynayabilirsiniz. Bu şekilde tabii ki zor oluyor. Ama gördüğünüz gibi gayet akıcı ve güzel. Panda Gamepad ile yapabilirsiniz. Disk okuma yazma hızlarına bakmayı unuttuk. Ona da bakalım bir. Yazma hızımız 12 MB. Okuma hızımız 87 MB. Yazma hızı muhtemelen biraz daha yüksek olabilir. Burada çok değişken çıkmış. Memory kopyalarımızda 2.50 GB. Dediğim gibi premium bir cihaz sahibi olmak istiyorsanız alabilirsiniz. Başka anlatmadığım bir şey kalmadı. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Cihazı gönderen bana gönderen arkadaş cihazı satacak muhtemelen. E, almak isteyen de Telegram grubumuzdan bizimle iletişime geçebilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.